Saygıdeğer izleyenler, dünyanın en önemli canlısı insan ve insan dostu tüm canlılar. Onlara hayvan diyemiyorum çünkü çoğu insandan çok daha güzel. En azından dedikodu yapmıyorlar. Konumuz insan. İnsanoğluna hava ve su kadar gerekli olan ekmek üzerine konuşmak istiyoruz. Ünye'de 130 bin nüfuslu Ünye'de yaklaşık 70 dolayında fırın var. Evet, 70 dolayında. Bunların hepsi de fırıncı. Biz ekmek yapıyoruz diyor. Ama bir özdeyiş vardır. Ekmeği ekmekçiden al, bir ekmek eksik al derler. Evet, bu konuda bizim de kendisine, yaptığı işine müşterileri gibi güvendiğimiz fırın işletmecilerinden pazar içi fırını Mustafa Aşçı, kurucu ve işletmecisi Mustafa Aşçı'ya soracağız. Diyeceğiz ki ekmeğin önemi ve özelliği nedir? Bizim amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Burada kendine saygılı insanlarımıza kaliteli ekmeğin önemi ve özelliği hakkında bilgiler vermek. Bir de bu fırının özelliği var saygıdeğer izleyenler. Piyasada her yerde ekmek 1 lirayken burada 75 kuruş. Onu da anlatalım. Mustafa Bey. Şimdi 2 lira, burada 1,5 lira. Şimdi önce sizi, biz Mustafa Aşçı dedik ama bir Mustafa Aşçı'yı tanıtalım. Kimsiniz, nesiniz? Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 88'den beri bu işi yapıyorum. Yaklaşık 32 yıl olmuş. 32 yıldır. 32, evet, 32 yıldır. Fırın işletmeliği evet, yapıyorsunuz. Buradayım. Aynı yerde. Evet. Ustan kimse, ustanı da bir yad edelim. Çünkü usta, yani şu usta sürekli değişir zaten. Personelin biri gider. Temel attığın, bir işe girdiğin ilk adam kimdir? İlk adam Hasan Ateş diye bir arkadaşımız vardı. Allah rahmet eylesin. Çambaşı fırınını işletiyordu. Evet. Oydu. Onunla başlamıştık ilk burada. Evet. Onu da yad etmiş o da olurum. Yani o da rahmetli oldu. Bir de Ömer Işık vardı. O da rahmetli oldu. Tamam. İki tane sen de emeği olan insanı yad etmiş. Yani. Evet. Şimdi sen bunlardan ekmeği ve ekmekçiliği öğrendin. Evet. 32 doğru. Yıldır ve halen de kendi işletmenin içindesin. Aynen öyle. Evet. Fiyata bakıyoruz. Bir ekmek 1,5 lira. 1,5 lira. Yani 350 gram mı evet, bir ekmek? Evet, 350 gram ekmek. Eskiye göre. Yani eskisi yenisi, yani bu normal fiyatı 2 lira, bizde 1,5 lira. 1,5. Evet, şimdi ben dışarıya, markete ya da herhangi bir bayiye vermiyorum. Burada satıyorum. Dışarıya, markete, bayiye veren arkadaşlarımız zaten 1 lira 10 kuruşa dahi ekmek veren var bugün. Yani aslında benimki ucuz değil. Onlardan daha pahalıya satıyorum ben hesap edersen. Kalite sattığın için. Yani bir de sağa sola da gitmiyorum. Buraya gelen vatandaşlara ekmeği, veriyorum bunu. Ekmeği alırken insanlarımız dikkat etmiyoruz biz. İnsan en güzeline layık diyoruz ama ekmeği seçerken gösterdiği özeni bizim insanımız mahallesine muhtar, ilçesine belediye başkanı, ülkesine milletvekilini seçerken göstermiyor. Senin buraya gelir, aynı elden çıkmış bir sürü ekmek vardır. Bir ona el süren, bir buna el süren, abi şunu verdi. Tabii doğru Halbuki değil bu. Aynıdır ama. Aynıdır. İnsanların ekmeğin iki çeşidi vardır. Ya hamurlu olanı ya pişkin olanı. Ekmeğin özellikle pişkin olanı daha doğrudur. Daha iyidir yani. Kaliteli ekmek pişkin ekmektir. Hepsi bu. Kısacası insanlara ne tavsiye edersiniz? Yani ekmeğin şekli o kadar önemli değil. Önemli olan pişkin olması, katkısız olması. Pişkin olması. Tabii. Pişkin ya da katkısız olması. Yani şekli, tipi o kadar önemli değil. Gerçi insanların tercihi, kimisi çok yumuşak ister, kimisi çok pişkin ister. Şey değil yani. Tercih meselesi bir yerde de. Yani özetlemek gerekirse. Yani şimdi değişik insanlar, ne diyeceksin? Kimi çok pişkin ister, kimisi çok yumuşak ister. Halbuki hepsi aynı fırından çıkar. Önemli olan kimin ne istediğini bilip onu ona vermek.
Siz en mükemmel ekmeği yaparak bugüne kadar helalından rızkını kazanan fırıncılardan birisi. Katkı kullanmıyoruz. Bizde kullandığımız sadece un, tuz, maya. Onun dışında herhangi bir şey kullanmıyoruz. Yok. Bu bahsettiği ilave maddeleri kullananlar ülke genelde olduğu gibi. Her yer, tabii. Yani katkı kullanmayan ünyede 5 tane anca vardır ortalama. Bunu yani bu kadar yok. 70 kişinin içinde 5 tane fırın anca vardır. Yani katkısız yapabilen. Yapan evet. Yani tabii. Diğerlerinde mutlaka katkı vardır. Peki biz 32 yıllık kurucu ve işletmeci, gerçekten işin hakkını veren Pazarışı Fırını sahibi Mustafa Aşçı'ya ve çalışanlarına teşekkür ediyor. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun.